mani var mı? İlk mesela otomatiğe bağlanmış. Oradan Allahu Ekber Cak, Allahu Ekber Cak. Sıradaki Allahu Ekber Cak. Ey bu hayvan severler. Biz söylüyoruz. Avrupa'da hayvanların başta çok mat olarak öldürüyorlar. Onlara da hayvan katliamı diyor musunuz? Birisi oradan olan bana az gitti derse inanın o kurbanın hiçbir kurbi anlamı kalmaz. Bitti. Bayramda zaten ayrı muamma. Annesi babası elini öpmeden. Bayram bu mu ya? Evet. Akraba ziyareti, anne baba ziyareti her şeyi para yitir. Kurban gelince hocam bu sene benim borcum var. Tavuktan kurban olmaz mı falan diye. Evet. Bir kesim bunu bir katliam olarak, hayvan katliam olarak görüyor. Bir kesinlikle kısmı, öyle. Bir kısmı telaşı bayram olarak görüyor. Dediğim gibi etiyle, kanıyla uğraşmayayım. Gazze'ye göndersem olur mu? Afrika'ya göndersem olur mu? Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Evet değerli dostlar, değerli hocam Fatih Göksel Hakikaten aynı sohbet programı ile tekrardan sizlerleyiz. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Allah razı olsun Halit kardeşim. Evet. Sağ olun. Sizler evet, değilsiniz. Bizler deyiz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Hocam siz bu haftaki köşe yazınızda yine anlamlı bir manşete yer vermişsiniz. Köşe yazınızda Seyit İşin Sesi Gazetesi ve Seyit İşin internet sitesi sayfasında. Yaklaşık bir hafta sonra Kurban Bayramı'nı ihya edeceğim hocam. Nasip olursa. 9-10 gün var. Evet. Şurada çok az bir zaman kaldı. Siz zaten bu hafta köşenizde bu konudan giriş yapmışsınız. Eyvallah. Hocam biz de bu hafta programımızı bunun üzerinden gündemimize bunu alalım. Çok güzel. Şimdi hocam ilk o zaman ben size şöyle sorayım. Kurban nedir? Kurbanı nasıl anlamayız? Kurban kelimesi kısaca anlamı nedir? Eyvallah Halit Bey kardeş. Evvela Rabbimize sonsuz kere hamdolsun. Peygamberine salat ve selam olsun. Rabbimizin bizden istediği ibadetlerden bir tanesi de kurbandır. Evet. Kurbanın da tarihçesi çok geniştir. Yelpazesi geniş bir ibadettir. Ve kelime olarak da Allah'a yakınlaşmak anlamına gelir. Yakın olmak, yakin olmak. Allah ile yakından kontak kurmak. İşçi patronun gözüne girmek için maharetini kullanır. Bir evlat annesinin babasının gözüne girmek için, sevgisini kazanmak için emirlerini dinler. Hal böyle olunca kul da Allah'ın rızasını ve onun sevgisini kazanması için ibadetlerde bulunur. Evet. Bu ibadetlerin içerisinde en ulvi olanlarından biri de kurbandır. Fakat İslam dünyasının son asırda, hele son çeyrek asırda ibadetlerin mahiyeti içi boşaldığı gibi, ibadetlerin içini boşalttığı gibi kurban da bunlardan nasibini alanlardan, o erozyona uğrayanlardan. Çünkü Rabbimiz bizden ihlaslı ve samimi bir kulluk ibadet istiyor. Evet. Forma giymiş ya da belli formata girmiş ibadetlerden asla Allah razı olmaz. Kurbanın kelime olarak anlamı yakınlaşmak ise biz Allah'a yakın olmak. Niçin Allah bizden kendisine yakın olmamızı istiyor? Çünkü kul Allah'a yakın olduğu zaman Allah'ı tanır. Evet. Tanımadığınız bir Allah'a nasıl kulluk edelim ki? Tanımadığınız bir Allah'a nasıl ibadet edeceksiniz ki? Siz İnsanı tanımak için ona yakınlaşmak zorundasınız değil mi? Evet. Yakın temasta bulunmadığınız, yakın kontak kurmadığınız bir adamı tanıyamazsınız. Allah'ı tanımanın yolu da yine Rabbimize yakınlaşmaktır. İşte bu yakınlığı sağlayan ibadetlerden birisi de kurbandır. Kurban, evet. İnşallah bir gün haccı da konuşuruz. Evet. Haccı mebrur. Haccı da Allah'ın rızasını kazanmak için Kabe'ye gidilen, orada Safa ile Merve'de say yapmak, Mina'da şeytan taşlamak, Müzdelife'de taş toplamak, Arafat'ta vakfe yapmak gibi bir sürü ulvi ibadetler. Hepsine baktığımız zaman aslında semboliktir. Oradaki maksat başkadır. Kurban ibadetinde de Rabbimizin bizden istediği sadece kurbanı kesmek, etini yemek değildir. Ulvi bir kaydesi var Halit Bey. Evet. Buradaki mesele yani Allah bizim kanına akıtacağımız hayvanın kanına şey değil. Doğru değil mi hocam? Onu istemiyor yani bizden. Tabii ki. Yok. Zaten Haç suresi 36 ve 37. ayette Allah-u Teala resmen söylüyor. لَيَّنَالَ اللّٰهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَا كِيَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ Kestiğiniz hayvanların etleri de kanları da Allah'a ulaşmaz. Yani. Allah'ın böyle şeye ihtiyacı yok. Yani. Senin kestiğin kanı, kurbanın eti, kemiği, budu ne yapsın Allah bunu? Yani. Bizim ihtiyacımız var. Sizin Allah'a ulaşacak olan ibadetleriniz samimi ihlasınızdır. Ona olan takvanızdır. Allah'ın emir ve yasakları konusundaki şuurunuz, duyarlı davranışınız, bilinçli hareket etmenizdir. Allah bunlardan razı olur. Senin ne derece sadakatli olduğunu görmek istiyor Allah. Ne derece Rabbine olan kulluğunun ne derece olduğunu vurgulatmak istiyor size. Yoksa benim kestiğim kurbanı Allah niye yapsın? Yani hocam. Yani bu kurban kelimesinin tarihçesi, kurbanın tarihçesi nedir? Eyvallah. Şimdi kurbanın tarihçesi çok geniş yelpazesi ama biz özetini yapalım. Evet. Kurbanın tarihçesi Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a dayanır. İnsanlığın atasıdır biliyorsunuz aslında evet. Hazreti İbrahim. Baba olarak ata Hazreti Adem'dir ama insanlığın mayası
Hazreti İbrahim'e dayanır. Yani insanı insan yapan o ulvi değerlerin en büyüğü Hazreti İbrahim'dedir. Allah ona tek başına bir devlet diyor. Tek başına ümmet diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesiyle başlar. Ama bazı rivayetlerde de anlıyoruz ki kurbanın tarihçesi, hatta bu konuda ayet var da, bazı hadisler de var. Habil ile Kabil'in kurbanı. Kabil ve Habil'den Allah bir kurban istiyor. Habil sürüsün içerisindeki en güzel hayvanı Rabbine sunuyor. Kabil de sürüsün içerisindeki en tıknaz, en cılız, en hastalıklı hayvanını Allah'a sunuyor. Bazı ulemalar da demiş ki aslında o zaman kurban kesme işi yoktu. Bir yiyecekti veya malının güzel malından güzel bir kısmını, altın mıdır, gümüş müdür bilemiyoruz. Değerli bir malını o gün için belli bir dağa koyulup oradan melekler onu alıyordu. Evet. Böyle diyenler de vardır. O gün için kurban yoktu diyenler de var. Allah burada onlardan bir kurban istediriyor. Yani sadece kurban hayvanı yatırmak değildir. Evet. Siz bir bağınızı, bahçenizi Allah yolunda kurban edebilirsiniz değil mi? Arabanızı Allah yolunda kurban edebilirsiniz. Nasıl yani hocam? Yani evet. Şöyle. Ya fakir bir adam, sizin 5 tane arabanız var. Ya kardeşim senin 5 araban var. Bir Müslüman olarak benim bir arabam yok ya. Ailem zor durumda. Siz dediniz ki Allah yolunda kurban olsun, al ya arabam senin olsun. Bu kurbandır. Anladım. Anladınız mı Ali Bey? Anladım. Bahçenizi, malınızı ya hesabınızdan. Zekattan farklı bir şey yani. Bu. Hesabınızdan paranızı Allah yolunda kurban ediyorsunuz. Fakirlere sadaka olarak vermiyor muyuz ya biz? Hı. Afrika'ya veya Gazze'li kardeşlerimize, Doğu Türkistan'a, Arakan'a, Myanmar'a değil mi? İslam coğrafyalarına sadakalarımızı kurban ediyoruz. Bu da bunlar da bir anlamda kurbandır. Yani kurban kurban dediğimiz zaman sadece kesilen ibadet anlamı taşımıyor. Yani sadece o değildir yani Allah'ın kastettiği. Kurban olduğum Allah'ım diyoruz mesela. Evet, evet. Hakikaten Allah'a kurban olabilecek miyiz? Yani hayatım sana kurban olsun diyebilecek miyiz? Şimdi Habil'in kurbanı kabul ediliyor. Yani taksimatı diyelim ama Kabil'inki reddediliyor. Niçin? Kabil'de ihlas ve samimiyet yok. Kâle innemâ yetekabbelullâh minel müttakîn. Habil diyor ki Kabil'e, ey kardeşim Allah senin kurbanını kabul etmez. Çünkü senin kurbanında samimiyet yoktu. Allah kendisine yönelenleri, Allah'tan korkanları, samimi ve şuurlu bir şekilde ibadet edenlerin kurbanlarını ve ibadetlerini kabul eder. Yetekabbelullâh minel müttakîn. Müttakilerin, Allah'tan korkanların, hayatını Allah'a feda edenlerin ihlas ve samimiyetle sürüsünün içerisinden veya malının içerisinden en güzelini Allah'a feda edenlerin Allah kurbanlarını kabul eder. Yoksa Kabil gibi böyle süklüm püklüm kafasını yere eğmiş verse mi vermesem mi düşünüp düşünüp malını veya sürüsü içerisinde en tıknazını, en cılızını, en celizini alıp Allah'a sunmak, Allah ne yapsın böyle? Evet. Zaten yerler ve gökler Allah'ın ya, bütün hayvanlar Allah'ın, bütün mevcudat Allah'ın. Benden kurban kesmemi isterken hayatını Allah yolunda kurban edecek misin? Bunu göstermemizi istiyor Allah. Dediğimiz gibi Kabil ve Habil'e dayanıyor ama İbrahim Aleyhisselam kurban kesme işi, ilk kesme işi orada oluyor. Evet. Kurban Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor diyebiliriz. Bu konuda ayette var, hadiste var. Saffat suresi hadis ve 102. ayette inanılmaz bir sahne canlandırılıyor. İnsanlığın atası öyle bir imtihana tabi tutulacak ki gerçekten böyle bir imtihan yok. Yeryüzünün belki en büyük imtihanlardan biri. İbrahim ki tek başına bir ümmet, tek başına bir devlet. Bütün tağutu sistemlere, putlara meydan okuyan, babasına ve o günkü halka siz ne yapıyorsunuz? Böyle kendi ellerinizle yaptığınız putlara mı tapıyorsunuz? Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? Bırakın bunları, Allah'a yönelin. Bunların size ne faydası var? Diyecek kadar tek başına bir sisteme, tağutlara, o gün için güçlere, Allah'ın yerine koydukları düzenlerini, putlarını Allah adıyla, Allah'ın izni ve keremiyle bunları yok etmek üzere savaşan ve putlar yıkan bir adam. İbrahim deyince aklına putlar yıkan adam gelsin Halit Bey. Put yıkan adam. Evet. Babası da put yapan, put satan bir adam. Azer. Vidgal İbrahim li'ebih adara etettehidu esnamen alihe. Babacım neyin peşindesin diyor ya. Bunlara mı avunuyorsunuz? Bunlara mı tapıyorsunuz diyor. Böyle bir insan. Türlü türlü imtihanlardan geçmiş. Tabi putlara baş kaldırmanın büyük bedelleri olur. Büyük götürürler olur. Nemrut'un ateşinde buldu kendini. Nemrut büyük bir ateş yaptırdı. İnsanlığın atası İbrahim'i ateşe atacak. Madem sen bizim düzenimize, sistemimize baş kaldırıyorsun, öyleyse büyük bir ateş yapın diyor. Belki Seydişehir'den büyük, daha büyük bir yerde bir ateş yanıyor. Evet. Sıcaklığı kilometrelerce uzaktaki insanlara ulaşıyor ve sesini duyuyorlar. Nemrut İbrahim ateşi atıyor. Rabbim bana yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil diyor. Kulna ya narkuni bardan ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve sakin ol diyor. İbrahim böyle bir tevekkül ediyor ki Allah'a,
Rabbim bana neyi reva görmüşse öyle olsun, sıkıntı yok diyor. Ateşe giderken hatta Cebrail geliyor, yardım ister misin? Çekil Cebrail. Rabbim bana yeter diyor. Allah böyle tevekkül sahibini yolda bırakır mı Halit Bey? Evet. Ne yapıyor? Günlük gülistanlık oluyor. İbrahim Aleyhisselam'ın düştüğü yer artık bir cennet bahçesine dönüşüyor. Bu imtihandan geçti. Sonra karısı Hacer annemizi çölde bıraktı, ıssız çöllerde. İsmail'i çölde bıraktı, ıssız çölde. Rabbi onu çağırdı, oraya gitti. Bu çok ağır bir imtihan ama bundan daha ağır bir imtihandan geçmesi gerekiyordu İbrahim'in. Çok büyük bir imtihan. Bir evladını boğazlamak. Düşünebiliyor musunuz? Evet. 100 yaşınıza gelmişsiniz, evladınız yok, çocuğunuz olmamış. Ey Rabbim, yaşım 100 oldu. Bir evlat lütfeder misin bana? Allah müjdeliyor, lütfediyor. Tabii evlat büyüyor. Belki 3, belki 4 yaşlarına, 5 yaşlarına geliyor. Yürüyecek yaşlara geliyor. Babasıyla yürüyecek çağa geliyor. Saffat suresi 102. ayette. Felemma belaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma za tara. Ey canım oğlum, yanıma gelir misin? Kurbanın tarihçesini sordunuz ya. Evet, evet. Oraya gidiyoruz. Buyur babacığım. Anni azbahuka fanzur ma za tara. Evladım, seni rüyamda boğazladığımı gördüm. Kestiğimi gördüm yani. Bizim dilimizde. Ne dersin bu işe? Bir düşün. Hazreti İbrahim'in yıllar sonra 100 yaşında oğlu olunca tabii o da bir insan, unutuverdi. Allah'a kurban edeceğim demişti ama oğlu olmadan. Eğer evlat, Rabbim bana bir evlat verirse andolsun ki Rabbim onu kurban edeceğim. Aradan aylar, yıllar geçivermiş, İbrahim Aleyhisselam unutuvermiş tabii çocuk evet. Sevgisi falan. Hemen rüyasında Allah hatırladım. Gösteriyor. Çünkü peygamberin rüyası Halit Bey vahidir. Evet. Hatırlıyor. Tanzur mâdâ tera. Oğlum, seni rüyamda gördüm kestiğim. Ne dersin gerçekten? Babasındaki teslimiyete ve oğlundaki teslimiyete bakar mısınız Halit Bey? Kâle ya ebeti fe'al ma tu'mer seteciduni inşaallahu minessabirin. Ey canım babam, ey babacığım, Allah sana beni kesmemi mi emretti? O zaman beni kes, boğazla. İnşaallahu minessabirin, andolsun ki beni direnenlerden değil sabredenlerden olarak göreceksin. Sana karşı direnmeyeceğim. Hiç üzülme, hiç kafanı yorma. Rabbin ne emrettiyse onu yap. Asla taviz verme. Gerçekten ne büyük bir imtihan bu Halit Bey. Evet. Böyle bir imtihan var mı? Gülen, yüzünüze güldüğü zaman güller açan, evet. Dünyanın en tatlı varlıkları, varımızı yoğumuzu harcadığımız, canın evladım dediğimiz, yemediğimiz yedirdiğimiz, içmediğimiz içtirdiğimiz bir evladı yatıracaksınız ve bıçağı gırtlağına dayayacaksınız. Allah böyle bir imtihan ile imtihan etmek istiyor. Diyor ki burada Allah, benimle aranıza evladınızı koymayacaksınız. Beni evladınızdan daha çok seveceksiniz. Malınızdan, mülkünüzden, karınızdan, kızınızdan, eşinizden, dostunuzdan, paranızdan, profluğunuzdan, doktoranızdan, belgelerinizden, mal varlığınızdan, altınlarınızdan, gümüşlerinizden, bahçelerinizden, dünyaya ait bütün ziynetlerden daha çok seveceksiniz. Bana illa men etallâhe bi kalbin senin, selim bir kalple, temiz bir kalple geleceksiniz. Ben seninle aranda başka sevgileri istemem. Ey İbrahim, seni de evladınla deneyeceğiz diyor. Rabbim bizi evlatlarımızla imtihan eylemesin Halit Bey. Evet, gerçekten çok zor, evet. Büyük bir imtihan. Nemrud'un ateşinden daha büyük bir imtihan. Issız çöllerde çocuğu ve bir karıyı, bir kadını tek başına bırakmaktan çok daha sert bir imtihan. Ve teslimiyetin abidesine bakar mısın? İnsanlığa imam yapacak, insanlığa önder yapacak. Peygamberin diyor ya, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, atam İbrahim diyor ya, insanlığın atası, Müslümanların atası olacak bir insan, imtihanların en ağırından geçmesi gerekiyor değil mi? Evet. Peygamberlerin imtihanı bizler gibi olmaz. Çok büyük. Ne kadar davanız büyükse, imtihanımız da o kadar büyük oluyor. Evladını yüzüstü yatırıyor. Ne manidar, yüzüstü dedim. Normalde kurban ne üstü yatırılır? Yan üzeri yatırılır evet, değil mi? Evet. Ve biz onun gözlerini de kapatırız hatta kulaklarıyla görmesin diye. Baba, beni yüzüstü yatır diyor. Olur ya, yüzüme bakarsın da evladım diye kalbine bir yeis gelir, bir umutsuzluk gelir, bir acıma gelir de Allah'ın emrini yapmazsın. Beni yüzüstü yatır diyor ve İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i yüzüstü yatırıyor biliyor musunuz? Bıçağı kırtlağına dayıyor, kesecek. Ama felemma estema ve tellehu li cebin ve nadeynahu ya İbrahim kad sattakta rü'ya inna kezalik nezzil muhsinin. Alemlerin Rabbi Allah konuşuyor ve diyor ki o kainatı çatırdatan bir sesle İbrahim'e vahiy geliyor. İbrahim dur, dur. Felemma estema ve tellehu li cebin. Teslimiyet gösterdiniz. Baba oğul sınavı geçtiniz.
Ya İbrahim kad sattakta rüya. Rüyanı tasdik ettin. Rüyanda gördüğünü gerçekleştirdin. İbrahim Aleyhisselam bıçağı çalmıştı. Ama Allah müsaade etmedi. Allah ahseni takvim dediği, kainatın en şerefli dediği bir varlığı bıçağın altına yatırır mı Halit Bey? Kesinlikle. İzin verir mi öyle bir şeye? Canım kolum dediği, bütün sıfatlarıyla sarmaladığı, Rahman ve Rahim sıfatıyla onu kucakladığı bir insanı, kainatın halifesi kıldığı, melekleri bile geçen bir varlığı Allah bir bıçağa kurban eder mi ya? Etmez. İbrahim Aleyhisselam da etmedi. Rüyayı doğrulayınca biz ona ayetin devamını okumayan bir fidye yani koç verdik. Ey İbrahim kes, bu koçu kes. Biz insanların kurban edilmesini istemeyiz. İbrahim sınavı geçtin diyor, başardın, sınavı kazandın. Bundan sonra insanlar arasında, gelecek nesiller arasında senin adın anılacak. Ne diye? İbrahim'e selam olsun. İbrahim bir devletti, İbrahim bir ümmetti tek başına. İbrahim Allah'ın has kuluydu, insanların önderiydi ve insanların atasıydı. Sadece Müslümanlar arasında mı Halit Bey? Hristiyanlar ve Yahudiler arasında da İbrahim Aleyhisselam seçkin bir konuma sahiptir. Neye? Bu sadakat ve teslimiyetinden dolayı. Bugün hangi baba böyle yapabilir Halit Bey? Evet. Bizler yapabilir miyiz? Yapamayız. Bu teslimiyeti gösterebilir miyiz? Baba evladından teslimiyet istiyor. O zaman evlat gibi olacaksın. Evlat da baba gibi olacak. Teslim olmayan bir baba evladından teslimiyet isteyemez. Teslim olmayan bir baba, Allah'a teslim olmayan bir baba karısından teslimiyet isteyemez. Koca da teslimiyet istiyorsa karısından, o zaman sen de teslim olacaksın. Anamız babamız. Örnekleri çoğaltın. Evet. Bizler teslim olacağız. Yakınlarımızın da böyle teslim olmasını bekleyeceğiz. Böyle bir iman bekleyebiliriz. İşte Halit Bey o gündür bugündür Allah bize koç verdi. Kurban ibadeti yapmayı. Evet. Şimdi kurban sembolik bir ibadettir. Ne yapsın Allah bizim? Kestiğimiz kurbanın kanını, etini, budunu. Allah evet. için bir şey ifade etmez ki. Müşrikler kurban kesiyorlardı. Faloklarıyla, faloklarına çekerek kendi aralarında yarışma düzenliyorlardı. Ve bunlarla kendi hayatlarına yön veriyorlardı. Diyor ya Kur'an, Rabbimiz falokları, içki, kumar, Allah adı dışında kesilen hayvanlar ise haram kılındı. Allah adıyla kesilen hayvanlar ise helal kılındı. Yani koyun, keçi, sığır, deve gibi hayvanlar bize helal kılındı. Bunların yanları üzerine yatırdığınız zaman Allah'ın adını anarak kesin diye. İşte bize kurban ibadeti buradan geldi ama kurbanın gerçek anlamı herhalde biraz sonra soruda gelecek. Evet. Oraya geçmemiz lazım diye düşünüyorum Halit Bey. Şimdi hocam dediğim gibi kurbanın tarihçesini, kurbanın kelime anlamını anladık. Şimdi dedim ki hocam kurban bayramlarını bazı insanlar bir nevi telaşe bayramı olarak görüyor. Şimdi bazıları hayvan katliamı olarak görüyor. Bunlarla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Tabii onlarla da çok... Mesela sizde mesela bu haftaki yazınızda başlık şuydu. Tavuktan kurban olur mu diyerekten bir başlık atmıştınız mesela. Vallahi bu soruyu sordular. Başkanlığımızın fetvasına gelen sorular arasında evet. var yani bu. Evet. Ve bir kesim bunu dalga dümen içinde söylüyorlar. Evet. Bunu da söyleyelim. Tavuktan kurban olmaz mı falan diye. Evet. Bir kesim bunu bir katliam olarak, hayvan katliam olarak görüyor. Bir kesinlikle kısmı, öyle. Bir kısmı telaşı bayram olarak görüyor. Dediğim gibi etiyle, kanıyla uğraşmayayım. Gazze'ye göndersem olur mu? Afrika'ya göndersem olur mu? Böyle de bir durum var yani. En'am suresinde Halit Bey kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin. De ki benim hac menasikim, ibadetlerim, namazım, taatim, her şeyim, dünyaya ait yaptığım her şey alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah için yaptığımız ibadetler Allah katına değer bulur. Kabil gibi olursak hiçbir değer ifade etmez. Sadece kurbanda değil, bütün ibadetler. Hayır, yani. Hac da böyledir, namaz da böyle, yani. Oruç da böyle, sadaka da böyle, zekat da böyle. Yaptığın bütün ibadetlerde samimiyet olacak. Yoksa peygamber diyor ya, ümmetim zaman gelince hac için yarışacaklar diyor. Yarışıyorlar mı? Ama onların haccı turistik geziden ibaret olacak. Ümmetim namaz kılacak, onların namazları sportif hareketlerden ibaret olacak. Ümmetim oruç tutacak, onların oruçları aç kalmaktan, diyetten diyet ibaret yapmak, olacak. Evet. Diyet yapmak olacak. İşte o dönem, bu dönem kurban keseceğiz, kurbanlarımız mangalda et kavurmak olacak. Evet. Bir de etin... Kurban gelse de bir et yesek evet. ya. Bir mangal yapsak ya. Bir de şöyle bir durum var hocam. Dediğim gibi işte mesela hani hisseli kurbanlar oluyor ya. Mesela dana hemşire 7 kişi giriyor falan. Yok sana şurası geldi, yok bana burası geldi. Bir de bunun kavgası da oluyor bu bayramlarda. Bir de böyle bir maalesef, durum var. Maalesef. İnşallah oraya da gelelim. Şu sualimizin
Aslında yani çok büyük, çok büyük bir konu yani aslında bu konuşmamız. Çok geniş kapsamlı bir konu Halit Bey ama biz yine inan özetini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Hani sevgilisi... Yani konuşmamızda çok konuşacak şey var. Sıkmayalım. Evet. Çok uzun videoları biliyorsunuz istemiyoruz. Vatandaşımız sıkılıyor, seyretmez belki. Seyredilsin, bir amaca ulaşsın diye bu yayınları yapıyoruz öyle değil mi? Evet. Kurbanın anlamı şudur. Seyircilerimiz her şeyi unutabilir ama şunu unutmasınlar. Kurban keserken, kurban yatırdık ya, boğazı üzerine bıçağı dayadık ya, tam o esnada... Ya Rab, sen bana bir kurban göndermişsin kesti ama asıl kurban benim, ben bunu biliyorum. Hayatım sana feda olsun. Bu kurbanın kanı akarken ben de malımla senin yolunda savaşacağım. Uğrunda mücadele vereceğim. Nefsimle mücadele vereceğim. Kimliğimle, bütün benliğimle mücadele vereceğim. Düşmanlarını düşman belirleyeceğim. Dostlarını dost belirleyeceğim. Bu hayatı sırf senin için yaşayacağım. Zevklerimle, şevklerimden, aşklarımdan, her şeyden vazgeçeceğim. Sadece senin için yaşayacağım. Hayatımı sana kurban edeceğim. Kurban olduğum Allah'ım dediğin zaman içini o zaman doldurmuş olursunuz. Kurbanı kestin, kani, deri, kemiği, yüz bir tarafa bırak, yaraskaya kaldır. Ya mangal bir taraftan yanmış, ya biraz et getirin de hemen şu mangaldan mangal yapalım. Peygamberimiz kurban etiyle iftar edin diyor. Güzel bir şey ama mana ve ruha ters düşmeyecek. Burada maksat mangal yapmak değil. Et bayramı değil bakın. Kurban et bayramı değil. Ramazan da şeker bayramı değil diye hep söylüyoruz. Evet. Ama kurban et bayramına dönüşmüş. Et şövalyesine dönüşmüş. Çünkü kurbandan maksadımız hayvanı kesmek, dolaba koymak. Fakir fukara nedir bilmiyoruz. Akraba nedir ikram etmiyoruz. Belki etleri de ayırıyoruz. İnsanların sosyal konumlarına göre et ikram edenleri bile biliyoruz ya. Yani. Evet, evet. Ne yapsın böyle Allah bir ibadetimizi? Kurbanın kanı akarken... Hamd alemlerin Rabbi Allah'a. Bismillahi Allahu Ekber diyorsunuz değil mi? Allah'ın adıyla en büyük sensin ya Rabbi. Şu kurun da feda olsun sana. Malımla savaşacağım. Gerekirse bu canı da senin yolunda veririm. Benim de kanım aksın senin uğrunda. Gerçek kurban benim Allah'ım ben biliyorum. Benim kurban sana bu hayatım kurban olsun diyenler gerçek kurban kesenlerdir. Allah hepimize böyle demeyi nasip etsin. Amin. Çoluğu çocuğu alıp aile efradını kurban yanına getirip aslında... Bismillah, Allahu Ekber deyip dua okuyor. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail'in hikayesini anlatarak gerçekten kurbanın bütün lezzetini, aşkını, atmosferini ya yaşamak lazım. Evet. Bugün seküler dünya ve global dünya dediğimiz bu dünyada her şey otomatiğe bağlanmış. Yüksek binalar, bağlar, bahçeler kalmamış artık. Her taraf beton olmuş. Belediyeler kesim yerleri söylüyor. Ve insanlar büyük baş hayvanlara giriyorlar. Ne mana var? Ben de girdim büyük baş hayvana. Ne aşk, ne şeyh var, ne mana var, ne ihlas var. Otomatiğe bağlanmış. Oradan Allahu Ekber cart, Allahu Ekber cart. Sıradaki Allahu Ekber cart. Evet. Ya dua okuyacağım ben dedim. Bu kurban benim, sıra bana geldi. Ya efendim şimdi burada sıra var, şimdi o kadar olur mu ya? Bunun manası var dedim. Ne? Bu da etlik kesmiyorum ben. İbadet için buraya geldim. O gün dua ettik ama inanın moralleri bozuldu. 5 dakika dua ettim. Ya bu kadar dua olur mu? Niye olmasın ya? Ha baktım ki dedim ya Rabbi bu büyük başta aşk yok, şevk yok, ihlas yok. Evet. Ben değerli dostlarımıza, sevgili seyircilerimize imkanları varsa küçük baş kessinler ve aileleriyle birlikte o anı, o atmosferi yaşasınlar. Evet. Kanı akarken diyor kurbanın kanı aktığı anda kelp kabilesinin koyunlarının kılı kadar Allah size sevap yazar. Bütün günahlarınız dökülür diyor Efendimiz ya. Kurbanla birlikte günahlarınız da dökülüyor. Ama sırf Allah rızası için. Bak. Kurban kesmesek ne derler adama bizim şimdi ya? Çoluk çocuk da et diyecek, ona buna bakacak diyemeyiz ya. Değil. Evet yiyeceğiz. Biz de yiyoruz. Hepimiz yiyelim. Evet. Ama bu değildir amacı. İlk Allah'a olan ibadet. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Halit Bey. Kurbanın kanından, etinden, budundan adam böyle imtina ediyor. Hiç böyle şeylerde tarağı yok. Bir külfet olarak görüyor. Bize soruyorlar bakın. Fetva kuruluna gelen sorular arasından bu sorular da var. Hocam ben işte Afrika'ya göndereceğim. Tabii gönderelim. Afrika'ya gönder de. Ya bir evde iki tane kesecekse birini gönderebilirsin. Birini burada kes. Yani. Birini de kardeşine gönder. Gazze'ye gönder. Doğu Türkistan'a göre Arakan'a gönder. Myanmar'a gönder. Burma'ya gönder. Gariban ve mazlum ülkelere gönder. Lakin sen kurbanın külfetini üzerinden atmak üzere Afrika'ya gönderirsen bu ne olur? Sadaka olur ya. Çünkü burada samimiyet yok, ihlas yok, şuur yok ki Allah sana kurban kesmeyi emretmiş. Yani. Kurban külfet olarak görenler kurbandan İmtina edenler yine mi kurban bayramı geldi dercesine Allah muhafaza bir çıkış yolu arayanlar gerçekten bu ulvi ibadetin manasını anlayamayan zavallı kardeşlerimiz diye düşünüyorum. Dolaplara eti dolduruyoruz. Bir yıl boyunca et yiyoruz değil mi? Evet. Bu mu ya?
aslında bu değil ya, kurban bu olmasa gerek. Eşimiz. Ne demişler işte, üçte birini, üçte üç üzerinden, üçte birini fakirlere, üçte birini aile ifradıyla, üçte birini de gelen misafirlere, akrabalara ikram etmek. Sosyal açıdan kurbanın belki oranına değinmedik ama çok konu var. Dedim ya, sosyal açıdan bile bir program yapabiliriz. Sosyal açıdan kurban büyük bir harekettir. Piyasaları hareketlendiriyor. Yeni damızlık hayvanlar üretiyor. Evet. Sirkülasyon yapıyor. Yılda bir kere bile et yüzü gören insanlar var bu dünyada. Kesinlikle. Onlar et görüyor Halit Bey. Şimdi dediniz ya, o soruya gelelim. Kurban hayvan katliamı. Katliamı evet. Bir de öyle bir durum var yani. Maalesef var. Şimdi ülkemizde son yıllarda Türkiye'de, özellikle Türkiye'de dinsizliğin arkasında sığınanlar ya da belli bir dinsiz kesim var. Bunların karargah merkezi olmuş ya da biz Müslüman değiliz diyemeyenler, gerici diyorlar, mürteci diyorlar bize, değil mi? Çağ dışı diyorlar, evet. Fundamentalist diyorlar, bir sürü kelime uyduruyorlar. Yani hayvanseverlik, bugün hayvanseverlik dinsizliğin karargah merkezi olmuş. Saldırma üssü olmuş. Oradan operasyon yapma üssü olmuş. Bunun arkasına sığınarak saldırıyorlar. Soruyoruz. Ey bu hayvanseverler, bütün dünyaya sesleniyoruz değil mi bunların için? Evet. Evet. YouTube çünkü bütün yani. Dünyada yayınlanıyor bu. Evet. Söylüyoruz. Avrupa'da hayvanların başta tokmak olarak öldürüyorlar. Onlara da hayvan katliamı diyor musunuz? Küçük başları elektroşokla öldürüyorlar, evet. Ve acı çekiyor. Bu bir ara gündeme gelmişti. Yılbaşlarında hindiler kesiyorlar. Acaba bu hayvan severler, sözde hayvan severler, onlara da kaçlar mı? İspanyollar biliyorsunuz meşhur boğa festivalleri evet, var. Ok saplayarak boğanın her tarafı kan oluyor. Onlara da, İspanyollara da acaba hayvan katliamı yapıyorsunuz diyor mu? Japonya'da, Çin'de günde yüzlerce köpek kesiyorlar, evet. Ve yiyorlar. Onlara da hayvan katliamı diyorlar mı? Peki bu hayvan katliamı diyenlere soruyoruz bu zavallı dostlarımıza. Siz ayakkabı giymiyor musunuz? Deri ayakkabı, bunlar en iyi deri ayakkabı, bunlar giyedir baksanız. Evet. Çeketler. Deriler, o çeketler, montlar, araba çantalar. Kılıflarından, koltuk kılıflarından, evdeki koltuklara varıncaya kadar, evet. Hayatın her yerinde deri var. Nereden geliyor bunlar ya? Bunlar hayvanların derisi. Madem onlara da karşı, uluslararası baronlara, efendime söyleyeyim, holdinglere, şirketlere gidin deyin ki hayvan katliamı yapmayın. Bu hayvanların derisini ayakkabı yapacak kadar vahşileştiririz mi deyin. Ne yapar size, gülerler ya. Bu adamlar et yemiyorlar mı ya Halit Bey? Evet. Mangalı senden benden iyi götürürler. Malı götürürler ama hayvanseverlik duyguları bunların kurban geldi mi kabarır. İtalyanlara, Fransızlara, Almanlara, Amerikalılara, Hindulara, yamyamlara bilmem nelere laf etmezler. Hinduizme, Budizme, Şamanizme, Şintoizme, tamam mı? Evet. Şamanizme veya ne bileyim Nihilizme, Sihilizme karşı değiller bunlar. Mecusiliğe karşı değiller. Hristiyanla Yahudiliğe karşı değiller. Sadece Müslümanlığa karşılar. Evet. İslam'ın mukaddes ve evrensel değerlerine karşılar. İslam'dan rahatsızlar. Çıkın açıkça söyleyin de ki biz kurbandan rahatsız kardeşim. Biz Müslüman değiliz ya. Nefret ediyoruz sizin dininizden, İslam'ınızdan, kitabınızdan, Allah'ınızdan deyin de. Ha diyelim ki Ebu Cehiller kadar mert olun ya. Evet. Mertçe davranın. Yani bir takım kılıfların arkasına girip de, forma giyip de, karşımıza çıkıp da bize hayvanseverlik dersi vermeyin. Bizim peygamberimiz ölmüş köpeğin, kokmuş köpeğin yanına gidiyor. Ne güzel dişleri var diyor. Sahabe diyor ki, ya Resulallah çok kötü kokuyor bu. Böyle yapıyor sahabe. Allah Resulü diyor ki, kötü kokmuyor. Onun gerçekten çok güzel dişleri var. Rabbim ne güzel yaratmış diyor. Cesetle köpeğin cesedini inceliyor ya. Bize kimse hayvan sevgisi, köpek sevgisini anlatmasın. Evet. Evet. İslam'ın mukaddes değerlerine karşı olanların saldırma üssü oldu Türkiye'de, biliyorsunuz bu sonuçta hayvanseverlik, evet, evet. Maalesef. Onun için Halit Bey, kurban ulvi bir ibadettir. Bu et partisi değildir, kok değil, değildir, mangal partisi yapılacak bir eylem değildir. Evet. O yönleri de vardır, yapıyoruz ama manayı iyi anlamak lazım. Evet. Aksi takdirde Allah'a sunulmuş sadece etimiz, kanımız olur. Allah da böyle şeye zaten ihtiyacı olmaz. Evet. Ne yapsın Allah, böyle reddeder. Sizin ibadetiniz Kabil'inki gibi reddeder değil mi? Yetekabbelullah minel müttakin. Tabi reddeder Allah senin, evet. İbadetini dedi Habil. Çünkü samimiyet yok, şuur yok, ihlas yok. İçi boşalmış bir kurban ibadeti bize maalesef bir fayda vermeyecek Halit Bey. Evet. Şimdi hocam benim aklıma şimdi şu geldi, yani şu bizi izleyenlerden şu sorular gelebilir. Hani siz az önce dediniz ya, işte belediyelerin kesimhanelerine gidiyoruz sırayla, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye kesiyorlar, işte dua edemiyoruz falan gibisinden bahsettiniz, evet. Ya artık dediğiniz gibi globalleşen bir dünyada
20 katlı binalar. Otomatiği bağlanmış. Evet, 20 sistemin içerisindeyiz yani. Çoğu insanların da çoğu dediğim gibi bu sistemler şeklinde kurbanını kestiriyor. Şimdi bunlar diyecekler ki bizim kurbanlarımız kabul olmuyor mu? Öyle soru gelebilir. Yok, yani. Allah'a sunuyoruz. Evet. Belki doğru söylediniz. Yanlış anlaşılmaması için o zaman bir parantez açalım. Böyle kurbanlar kabul edilir tabii. Hani Allah bilir. Biz bilemeyiz yani. Normalde. Belki duayesinde yani kabul olacak yani. Fetvayen caizdir. Evet. Bak, fetvayen diyorum. Takvayen demiyorum. Allah'ın bileceği bir şey. Takva Allah'ın bileceği bir şey. Biz takvaya karışamayız. Evet. Fetvayen caizdir. Belediyenin merkezlerinde veya şu belli gösterdikleri belli mekanlarda büyükbaş hayvanın başka bir kasap tarafından boğazlanarak kesilmesi tabii ki caizdir. Ama Allah'ın adıyla kesilmesi lazım tabii ki. Şunu demek istedik biz. Kabul edilir fetvayen. Doğrudur, uygundur. İslam'a ters değildir. Lakin takva yok dedim ben. Evet. Orada bir huşu yaşayamıyorsunuz. Evet. Sizin kurban sıranız gelmiş. Orada 5 dakika, 10 dakika çoluk çocuk ailenizle birlikte kurbanın kanını, o atmosferi yaşayabiliyor, dua edebiliyor musunuz? Böyle bir imkan yok. Çünkü sırada evet. 300 tane, 200 tane hayvan var. Evet. O kadar seriye bağlanmış ki ben rahatsız oldum. Dedim ya Rabbi bana küçük baş nasip et. Evet. Bundan sonra küçük baştaki o ruhu, atmosferi al kurbanını, git bir dağa, böyle bağa, bahçeye bir yere. Evet. Kes o atmosferi yaşa. İbrahim ve İsmail gibi evlatlarım bakın Allah'ın emri olsaydı, yani Allah'ın emri bizleri kesmek olsaydı biz kurban olacaktık. Allah bizim gibi ulvi varlıkları, değerli varlıkları kurban etmiyor. Sizin yerinize bakın Allah koç vermiş. Burnun kanı akarken gerektiğinde bizim de kanımızın akması lazım Allah yolunda. Evet. Gerek savaş meydanlarında, cephelerde, gerek nefsimizde, mal, mülk ve gerektiğinde de canımızla Allah yolunda savaşacağız. İllellezine amenu ve haceru ve cahedu fi sebillah bi emvalihim ve enfusihim. Ne kadar merhametli bir Allah var ya. Evet. Bi emvalihim ve enfusihim diyor bak. İlk önce mallarınızla savaşın diyor. Canlarınıza demiyor bakın. Can ikinci planda. Çünkü can var, canan var. Evet. Mallarınızla savaşın, gerektiğinde de canınızla. O konuda da taviz yok. Evet. Canını vermek gerekiyorsa vereceksin diyor Allah. Ben verdim sana o canı, ben verdim o evladı. Evlatlarımızı Allah bağışlasın bize. Ama demek ki Allah'tan daha çok sevmemek gerekiyor. Ya eyyühellezine amenü la tülyüküm envalüküm ve la evladüküm an zikrillah. Ve men yef'al zâlike fe ulâike humul hâsirûn. Ey iman ettiğini söyleyenler diyor. Kime söylüyor Halit Bey Allah? Bize söylüyor. İman evet. ettik mi biz? La tulhikum emvalikum ve la evladikum. Evlatlarınız, malınız, mülkünüz sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Allah'ın önüne geçmesin. Allah'ın sevgisinin yerine oturmasın. Allah ile aranıza girmesin. En çok beni sevin. Bak peygambere bakar mısın? Peygamber, Hazreti Peygamber imtihanına doğmadan babası gitti. 6 yaşında annesi gitti. 9-10 yaşında dedesi gitti, amcası gitti, eşi Hatice gitti, bütün sevdikleri gitti. Mesaj ne biliyor musun? Beni sevmeye mecbursun ey peygamber. Benden başka gerçek dostun yok. Evladımızla, malımızla, mülkümüzle, amcamızla, dayımızla sırtınızı kime yaslarsanız yaslayın. İnsana yaslanma ölür, ağaca yaslanma çürür. Evet. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bizi vekil edinin. Bize yaslanın diyor ya. Evet. Bize dayanın. Biz ölmeyiz. Her an sizinle beraberiz. O evladı veren de benim. O canı veren de benim. O makamı veren de, o arabayı da veren benim. O aşkı şevki veren de benim. O güzelliği veren de benim. O malı mülkü veren de benim. O size karıları, kadını, kocaları veren de biziz diyor. Bütün nimetler bizdendir. Evet. Bağları, bahçeleri, o sarmal sallar hayvanları veren biziz, biziz. Sakın ha dünyanın nimetlerini Allah'ın yerine koymayın. İşte kurban da bütün zevkimi, aşkımı, şevkimi sana feda ediyorum. Ey Allah'ım ben bu kurbanın kanını akıtırken bütün günahlarımı da kesiyorum. Hı. Günahlarımı da bıçağın altına yatırıyorum. Hayatımın bütün her anını ve karesini sana feda ediyorum. Evet. Aslında akan bu kan kurbanın kanı değil. Benim kanım akıyormuş gibi hissediyorum. Çünkü bu canı sen verdin. Benim mukaddes canımı kendi yolunda savaşmam için var ettin. Gerektiğinde de sen kurban olacaksın. Ey kulum diyorsun ben bunu biliyorum. Bu bilinçle yaşıyorum. Kurban da zaten bu anlama geliyor. Elhamdülillah diyenler samimi bir şekilde kurban kesenlerdir. Altını çiziyoruz Halit Bey. Evet. Evet hocam şimdi dediğim gibi biz bu programı yayınladıktan sonra bazı yani gelebilecek sorular benim de aklıma geliyor şu anda. Tabii. Mesela şu anda aklıma geldi hocam mesela hani zincir marketlerin mesela bir kurban uygulaması var. Bu konu hakkında bilginiz var mı hocam? Mesela kurban günü paketlenmiş bir şekilde evinize getiriyorlar kurbanı. Sizce böyle bir kurban alımı
kurban kesilmiş gibi oluyor mu? Hiç manaya, takvaya yakışır bir durum değil bu. Ya zaten bir de şöyle bir şey de var. Saat 11'de nasıl getiriyor? Bir de orası da var yani. Maalesef otomatiğe şey de bağlanmış dedik ya bu durum. Şimdi kurban düşmanları, İslam düşmanlarına bakıyoruz. Ben burada isim vermeyeyim. Biliyorsunuz hani yayın yasağı gelecek. Birileri kurban düşmanı, İslam'ın mukaddes değerlerinin düşmanı, domuz etini satar, içkiyi satar, her türlü cambazlığı yaparlar. Kurban gelince de kurbana karşı olanlar itina ile kurban kesilir derler. Adrese teslim derler. Aziz ve muhterem kardeşlerimiz, sevgili seyirciler, Müslümanım diyen kardeşlerime söylüyorum. Gitmesinler, almasınlar. Hele hele İslam'ın düşmanları olan marketlerde, mağazalarda İslam'a açıkça saldırı, İslam'ın değerlerini çiğneyen, haram ve helal demeden Allah'ın kanunlarına aykırı bir şekilde, İslam hukukuna aykırı bir şekilde satış yapanların mağazalarından asla kurbanlık almasınlar. Evet. Ya zaten bu kurban kesiminde bir vakti kabul var. Kabul edilse ne olur ya? Evet. Takva yok, bir şey yani. Yok. Bir kere Allah'ın düşmanına gitmesin. Allah'ın haram kıldığı domuz etini, içkiyi satan bir yerden almışsınız, kurban kesiyorsunuz. Evet. Halit Bey, olacak şey mi ya? Biz zaten hocam kurbanın vakti var, doğru değil mi? Kurban bayramın birinci günü. Birinci, ikinci, ikinci günle vaktine kadar kurban kesilir. Yani zaten öyle bir işin ben zaten o saate kadar yapılıp yani öyle bir organizasyon nasıl yapıldığını zaten anlamış değilim yani. Saat 11'de 10'da evinize geliyor neredeyse. Evet. Yani. Yani çok yanlış buluyoruz. Yani, tavsiye etmiyoruz. Doğru değil. Doğru değil. En cazibeli kurban, en hoşulu atmosferli kurban. Evet. Kişinin büyük baş ya da küçük baş alıp gidip kendi efradıyla, ailesiyle, yakınlarıyla belli bir yerde kesmeleri. Evet. Ama böyle imkan olmayan bizi dinleyenler diyor ki hocam sen işte konuşuyorsun da ben İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya'da metropol şehirde oturuyorum. Sağım 20 katlı apartman, solum 20 katlı apartman. Yani burada beton, toprak bile yok. Nereden bulacağım? Abi yapacak bir şey yok kardeşim. Ne yapacaksınız? Büyükbaş'a mı giriyorsunuz, küçükbaş'a mı giriyorsunuz, nereye giriyorsanız belediyenin merkezinde en azından elinizden geldiği kadar gidin. Elinizdeysin. Kurbanınıza elinizi koyun. Bazı kardeşlerim kurbana elini koymadığını bile görüyoruz. Vekalet veriyorsunuz ama kurbana elini koyun ya, oradasın ya. Allah'ım senin rızan için kesiyorum bunu. İbrahim'in İsmail yasırdığı gibi ben de bütün duygularımı sana havale ediyorum. Gerçek kurban benim. Hayatımı sana kurban edeceğim. Bu kurbanın kanı ile birlikte benim günahlarımı akıt gitsin ya Rabbi. Bundan sonra hayatımı senin için yaşayacağım. Hayatım sana feda olsun. Kurban olayım Allah'ım sana. Evet. Diyebilme, dört kelime söylemek dedim aciziz ya. Bunu bari söylesinler. Hocam bir de şöyle bir şey var. Bir de dediğim gibi az önce de bahsettiğim okul oraya atladık. Bu hani dediğim gibi hisseli dana kesimleri falan şeyler oluyor ya. Evet. Yani yaşanıyor, duyuyoruz yani. Yok etin şey kısmı sana geldi. Bunlardan dolayı yok bacak kısmı sana geldi. Etli kısmı sana geldi. Bunlardan dolayı kavgalar da oluyor. Bunlara ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Ya, o da ayrı bir muamma. Biz kardeşlerimize şunu tavsiye ediyoruz. Gelen sorular arasında bunlar da var. Tanımadığınız insanlarla hisseye girmemek en doğrusu. Çünkü birisi oradan ulan bana az gitti derse inanın o kurbanın hiçbir ulvi anlamı bitti. Kalmaz. Biter. Doğru. Evet, evet fetvain olur mu olur ama Allah korusun belki boğazında kalacak ya. Çünkü o adam razı olmadı ondan. Burada yani gerçekten takva diye bir şey de kalmıyor. Evet. Ama 7 kişi girmiştir, 6 kişi, 5 kişi neyse helal olsun kardeşim. Ben candan ciğerden yara ediyorum. Adam zaten bak ete bile bakmaz. Dönersin arkanı. Kime ne ayrılmış alırsın, ben bunu Allah yolunda feda ediyorum. Rabbimin ikramıdır. Etim burasında şurasında değilim. Sana şu gitti, bana bu gitti. Bana işte sırtından gelmiş, sana karnından gelmiş. Yağ biraz fazla olmuş falan filan. Bunlar olmaz. Bunlar dediğin iş bitiyor. İş bitiyor. Evet. Maalesef takvası kalmıyor. Evet. Ha biz vatandaş olarak diyoruz ki inek 50 milyar, 100 milyar veya koyun keçi 15-20 milyar. Bunun ne kadar eti çıkar diye hesaplıyoruz değil mi? Evet. Bu olabilir, caizdir. Niye? Çünkü kandırılmamak için bedelinin hani ödediği 15 milyar bedeli mi değil mi diye hesap yapması adamın normal. Hakkıdır. Normaldir. Evet. Çünkü adam belki bana 10 milyarlık malı 20 milyara evet. verecek, satacak yani. Ben de kandırmış olacağım. Niye? Müslüman ne kanar ne de kandırır diyor Peygamberimiz. Evet. Maalesef bu konuda tabii kurban pazarlarına da büyük üç kağıt dönüyor diyelim. Evet, Allah bize hidayet versin. Evet. Hatta kapak atmayan hayvanları bile kapak attı diye satanları biliyoruz. Kapak atmak derken hocam? Yani diş dökmesi lazım hayvanın. Dişi çıkmış olması lazım, diş dökmesi lazım. Bu konuya da girelim hocam. Hayvanların kendine neye dikkat etmek gerekir? Boynuzu olmayan, gözü bir gözü kör veya iki gözü kör olan, ayağı topal olan, kurban yerine gidemeyecek kadar zayıf olan...
memesi olmayan bu tür hayvanlar kurban edilmez. Hmm. Allah bize ne istiyor? Sağlam, besili istiyor. Cılız, zayıf, evet. Ölü. Ya şu 25 milyar, şu 15 milyar diyor adam mesela. 25 milyara gücü var ama ne yapıyor? Sen gidiyorsun ucuzunu alıyorsun. 15 milyara alıyor. Cimcilik yapıyorsun. Ya bırak Allah 10 milyarın hesabını yapıyorsun güzel kardeşim. Allah sana onu kat kat verecek. Bakın bir kurbanda 10 milyarın hesabını yapan adam hayatını Allah'a feda eder mi? Etmez. Neyin peşindeyiz biz evet. Ya? Ne yapsın Allah böyle evet. İbadeti ya? Her taraf şey oldu. Yani hayvanın sağlıklı olması gerekiyor. Hayvanın sağlıklı olması gerekiyor. Evet. Tabii özürsüz olması gerekiyor. Evet. Onun için Allah böyle hayvanların, bu şekilde ulvi duygularla kesilen hayvanların, kurbanların Allah katında bir değer bulacağını, bizim katımızda değer bulacağını bize naklediyor. Evet. Aksi takdirde Allah'a sunulmuş bir et olur. Allah'ın da ete ihtiyacı yok. Evet hocam, son olarak başka söylemek istediğiniz bir mesaj varsa alalım. Kurban Bayramı ve kurbanla ilgili bir mesaj vermek isterseniz yoksa programımızı burada sonlandırmayı düşünüyorum. Evet, sevgili seyircilerimizi fazla sıkmayalım. Evet. Kurban şöyle toparlayalım. Serüveni İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor. Hatta Kabil'e ve Habil'e kadar gidiyor dedik. Evet. Kabul edilmesinin, takva eden Allah'ın kabul etmesi için sadece ihlas, ondan bundan korktuğumuz için değil. Millet ne der, ayıp olur, ben de kurban kesmezsem şimdi toplum arasında küçümsenirim, kınanırım. Lan Ahmet, Mehmet o kadar para var kurban kesmedi demesinler diye kesecekseniz kesmeyin. Yine gerek kes. Yok evet. Ya. Kendini sıkıntıya sokma. Ama Rabbim bana kurban emretmiş, keselim. Halit Bey bir de şu var, tabii son sözlerimizi şöyle bitirelim. Oraya da girmedik ama yelpazesi geniş bir program. Evet. Ya. Evet. Neresinden hani cımbızladık her tarafından, evet. Neresini anlatacağımı şaşırıyorum evet. Bazen. Şimdi halıyı değiştir. Kilimi değiştir, arabayı değiştir, evdeki eşyaları değiştir, üstümü değil, kostümü değiştir, her şeyi değiştir, bisikleti değiştir, motoru değiştir, kurban geldi hocam. Borcum var. Borcum var. Allah'tan korkmak lazım ya. Her ay 500 TL, 1 milyar bile atsak yıl sonunda sırf 12 milyar para oradan gelir zaten ya. Her yere para yitiriyoruz ya, otellere para yitiriyoruz. Otellere gidiyor kardeşim, Mart ayında Didim'de, Olimpios'ta, Konyaaltı'nda, Marmaris'te, Fethiye'de yerini almış. Ayrıca 20 milyar, 25 milyar, belki 50 milyar oraya gömdü. Sıkıntı yok. Kayak merkezinde tatil yaptı kardeşim. Sıkıntı yok. Oraya da para yitirdi. Ankara, Adana, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin gezdi. Doğu Batı turizmine gitti. Gezdi. Orada da sıkıntı bayramda yok. Bayramda annesinin babasının yanına gitmedi. Tatillere gitti. Bayramda zaten ayrı bir muamma. Evet. Annesinin babası elini öpmeden ben buradan Konya istikametine giderken görüyorum. Antalya'ya gelen kardeşlerimize daha Arife günü ya, bayram günü veya birinci gün ne oldunuz ya? Ananızın babanızın elini ne zaman öptünüz ya? Evet. Adam kurbanı veya tatili Ramazan'ı bir de 9 gün oldu ya. Belki birçok sevgili kardeşimiz bize kızacak ama 9 gün tatile ben karşıyım Halit Bey. Evet. İnsanlar bunu neye çeviriyor biliyor musunuz? Fırsata çeviriyorlar. Evet doğru, ailemizle buluşalım, daha fazla tatil yani yaparak eğer daha fazla akraba ziyaret edeceksek kurbanı ulvi olarak yaşayacaksak 15 gün olsun. Ama Antalya Olimpiyos için biletler hazırlayacaksak 10 gün oldu. Allah devlet 10 gün verdi. Devlet baba. Ne yapalım? Olimpiyos'a yerimizi hazırlayalım plajdan. Bunun için hiç gerek yok ya. Evet. Allah aşkına ne yapsın böyle bir bayramı Allah. Bayram bu mu ya? Evet. Akraba ziyareti, anne baba ziyareti her şeye para yitir. Kurban gelince hocam bu sene benim borcum var. Kimse Allah'ı kandıramaz. Kimse kendini kandırmasın. Başta kendime söylüyorum. Şu konuştuklarımın hepsini bu aciz ve günahkar bedenime söylüyorum. Elimden geldiği kadar bu konuştuklarıma Allah'a hamdolsun uymaya çalışıyorum. Ve sizlere ve bütün seyirci kardeşlerime de böyle tavsiye ediyorum. Lütfen Allah'a yani haşayı tabi yerindeyse hani Allah'a gol atmaya çalışmayalım. Biz kendi kendimize gol atıyoruz. Rabbimiz bizim niyetimizi de yaşantımızda biliyor. Böyle kaçamak kelimelerle hayatını boşaltanlar nasıl olur da kurban ibadetini ulvi bir şekilde yaşayıp da hayatını Allah'a feda edebilir ki? Evet. Ya malını feda edemeyen, parasını veremeyen, 50 TL'ye zekat veremeyen, sadaka veremeyen, camiye 20 TL yardım yapamayan, bir fakire 10 TL veremeyen, evet. Bir adam kurbana para verir mi, para ayırır mı ya? Her şeye para ayıran hamamlara, dedik ya havuzlara para ayıran Müslümanlar kurban gelince ne yapıyorlar? Para yok deyip kesmiyorlar. Evet. İki kesecek adam bir kesiyor. Üç keselim gücümüz yetiyorsa, beş keselim Allah onun misli misli katını bize nasip edecektir. Evet. Ben son cümlemi şöyle bitireyim. Allah'a yakınlaştıran kurban vesilesiyle, Allah'ın kabul edeceği bir kurban, Habil'in kurbanı gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın yatırdığı, İsmail'i yatırdığı ve oğlunu boğazladığı andaki o duygu ve ulvi inançla, ibadetle, şuurla, ihlasla
kurban kesmeyi nasip etsin. Rabbimiz bize insan kesmek yerine kurban kesmeyi emrettiği için ona minnettarız. Şükranlarımızı, sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz. Evet. Allah'ın bizden istediği ihlaslı ve samimi kul olma şuur ve dilekleriyle tüm kardeşlerimin, bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyor. Allah nice bayramlara huzur, sağlık, mutluluk içerisinde bizi ulaştırsın. Başta Gazze, Doğu Türkistan, Arakan, Myanmar olmak üzere İslam coğrafyalarında kanın bittiği ve hep birlikte alem-i İslam'ın bayram yaptığı bayramlarda buluşmak niyetiyle diyorum. Sevgiyle kalsınlar, Allah'a emanet olsunlar. Hocam teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Eyvallah. Hakikaten çok verimli bir program geçti. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, yaklaşık bir hafta sonra ihya edeceğimiz Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik eder. Bir sonraki programlarımızda görüşmek dileğiyle.